Zafer senin, bu gök, bu denizler senin, kaleden sağlam bedenin, geçilmezsin Çanakkale. Çanakkale, istiklalimizin kalesi Çanakkale. Serden geçen ama yurttan geçmeyen milletimizin yari Çanakkale. 104 yıldır kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tüten Çanakkale. Rüyası rüyamız, davası davamız, sevdası sevdamız Çanakkale. Her karış toprağında canların sebil olduğu, Bedir'in aslanlarını imrendiren kahramanlıkların diyarı Çanakkale. Adına destanlar yazılan anaların ağıt, genç kızların türkü yaktıkları Çanakkale. Denizinde ve toprağında ehli salibin savletini kıran, o demir çemberi göğsünde parçalayan Çanakkale. Seni gönülden selamlıyorum Çanakkale. Halısı güzel ayvacı, helvası güzel bayram içi, peynir tatlısı gibi tatlı bigayı, güzeller güzeli Bozcaada'yı, Gökçeada'yı selamlıyorum. Seramikleriyle ünlü çanı, surlar şehri Eceabat'ı, peyniriyle meşhur Ezine'yi, Rumeli'ye yürüyüşümüzün ilk durağı Gelibolu'nu, kirazı gibi güzel Lapseki, adı gibi şirin ilçemiz Yenice'yi selamlıyorum. Bu topraklarda şehitleri olan, bir zamanlar aynı sınırlar içinde yaşadığımız Balkanlardaki, Kuzey Afrika'daki, Orta Doğu'daki, Kafkaslardaki tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Emin olsunlar, emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz. 18 Mart şehitlerini anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü vesilesiyle bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti, mutluluğu içindeyim. Bu vesileyle 1000 yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için bir gül bahçesine düşer gibi toprağa giren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 18 Mart şehitlerimizi, 1. Dünya Savaşı'nda pek çok cephede verdiğimiz yüz binlerce şehidimizi, katledilen milyonlarca masum kardeşimizi, İstiklal Harbi şehitlerimizi, terörle mücadele şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyen, Çanakkale'de verilen mücadeleyi anlamayan, kavramayan hiç kimse, bu ülkenin havası da, suyu da, ekmeği de helal olmaz. Çanakkale Savaşı'nı savaşlardan bir savaş sananın, bu topraklarla da, bu milletle de, bu ülkeyle de ilgisi yok demektir. Çanakkale'yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan hiç kimsenin bu ülkeyle ve bu milletle ilgili tek cümle dahi kurmaya hakkı yoktur. Malazgirt'i bilmeyen Süleyman Şah'ın İznek'te kurduğu Selçuklu Devleti'nin anlamını da bilmez. Selçuklu'yu bilmeyen Söğüt'te dikilen fidanın nasıl dünyanın en büyük devleti haline dönüştüğünü de bilmez. Bursa'da, Edirne'de verilen mücadelenin amacını bilmeyen
İstanbul'un fethini kavrayamaz. Fethi heyecanını duymayan üç kıta, yedi iklimde inşa ettiğimiz medeniyetin derinliğini göremez. Bunu göremeyen Çanakkale'de nasıl olup da yüz binlerce kahramanın gözleri kapalı şehadete yürüdüğünü anlayamaz. Çanakkale'yi hazmedemeyen İstiklal Harbimizin kodlarını da çözemez. Bu toprakların önemi ancak işte böyle derin tefekkürle kavranabilir. Ömrünün son döneminde İstiklal Marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı diye soran bir dostuna, Mehmet Akif, Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyerek cevap vermiştir. Biz de diyoruz ki Allah bir daha bu milleti Çanakkale'deki gibi bir imtihana tabi tutmasın. Ancak şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa, emin olun ki tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin denizini de topraklarını da o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz. Kardeşlerim, Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen bir asrı aşkın zamana rağmen hala sınamaya devam ediyor. Suriye sınırımızı taciz ederek, burada bir terör koridoru kurmaya çalışarak sınıyorlar. Irak sınırımızın dibinde aynı şekilde bu yollara tevessül ediyorlar. Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak bunu sınıyorlar. Ege'de bizi kendi karamıza hapsedip denizi ayak basamaz hale getirmeye çalışarak bizi sınıyorlar. Avrupa'da, özellikle Almanya'da, Fransa'da camilerimize, derneklerimize, vatandaşlarımıza her yıl yüzlerce saldırıda bulunarak sınıyorlar. Ülkemizde sokaklarımızı karıştırarak, darbe girişimlerinde bulunarak, karanlık ittifaklar kurarak sınıyorlar. Ekonomimize saldırarak, milletimizin işine, ekmeğine, lokmasına göz dikerek sınıyorlar. Hatta yeri geliyor, ülkemizden 16.500 kilometre uzaklıkta, Yeni Zelanda'da, oradaki verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Sevgili kardeşlerim, Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, mesajınızı aldım. İsterinizi de, niyetinizi de alın. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladın. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslümanı öldürmesinin de ne olduğunu anladık. Yaşadığımız toprakları da, aldığımız nefesi de, bize çok gördüğünüzü de anladık. Anadolu yakasında Avrupa yakasına geçemeyeceksiniz tehdidini manifestosunda ifade edenin ne tür bir terörist olduğunu da anladık. Bu bireysel bir olay değil, örgütlüdür. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. Biz Trakya'sıyla,
Anadolu'suyla, bu ülkedeyiz. Biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Romalıyla buradayız. Çanakkale'deyiz, Türkiye'deyiz. Bin yıldır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız. Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Sandılar, Türk uyudu. Dedeleriniz geldiler. Burada olduğumuzu gördüler. Sonra da kimi ayakları üzerinde, kimi tabutla geri döndüler. Şayet aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz.